Dostlar, Brahim Dari 1994 yılında Hollanda'da Fas kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geliyor ve futbola Ajax altyapısında başlıyor. Açıkçası Ajax altyapısında oynadığı dönemlerde Hollanda'nın gelecek vadeden yetenekleri arasında isminin geçtiğini söyleyebiliriz. Profesyonel kariyerine Vitesse'de adım atıyor ve uzun yıllar Hollanda'da çeşitli takımlarda forma giyiyor. Fakat yetenekleri ölçüsünde kariyer yönetimini iyi yapamadığı için yolu üst seviye ligler, üst seviye takımlar yerine Türkiye'deki alt liglere kadar düşüyor ve Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. Oyuncunun özelliklerini konuşmadan önce aslında çok enteresan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sanırım bu hafta A Spor'da Ahmet Selim Kul'un oyuncuyla ilgili kısa haberini izleme şanssızlığına eriştim. O haberde Ahmet Selim Kul oyuncuyu anlatmadan önce Brahim Dari'yi eski Fenerbahçeli Matthew Valbuena'ya benzettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Yani oyuncunun sol ön pozisyonunda oynamak ve ters ayaklı bir oyuncu olmak dışında Matthew Valbuena ile hiçbir alakası olmadığını söyleyebilirim. Matthew Valbuena hepimizin bildiği gibi tam bir dar alan oyuncusu. Rakibi yüklendiği ve sol önde çizgiye yakın oynadığı zamanlarda attığı enteresan ve ters çalımlarla adam eksiltebilen, nefis toplar kesebilen, oyun içerisinde pas organizasyonuna liderlik edebilen tam bir asist canavarıydı. Brahim Dari kesinlikle Valbuena'nın yeteneklerine sahip bir oyuncu değil. Brahim Dari arkadaşlar özellikle geniş alan seven bir sol ön oyuncusu. Geçiş hücumunda etkili. Bu özelliklerine baktığımız zaman Geri Rodriguez'e kağıt üstünde çok benziyor. Ama iki oyuncu arasında ciddi anlamda yetenek farklılığı olduğunu söylemek lazım. Öncelikle Brahim Dari çok top tekniği yüksek bir futbolcu. Geniş alan bulduğu zaman özellikle bileşke çalımları atabilen, slalomvari adam eksiltmelere sahip önemli bir yetenek. İçeri çektiği zaman net şutlar atabiliyor ve bunu Fatih Karagümrük'te görememiş olsak bile özellikle Hollanda'da akıllara kazanan jeneriklik goller attığını hepimiz hatırlıyoruz. Rodriguez'e göre çok daha net bir bitirici. Kariyerinde 50'nin üzerinde gol atabilme becerisini göstermiş birisi. Fakat ne yazık ki asist üretkenliği de gol becerisi kadar yüksek değil. Kariyerinde 20-22'ye yakın asist üretim yapmış bu oyuncu. Öncelikle golü düşünüyor. Öncelikle şutu düşünüyor. Bireysel anlamda yaratıcı bir oyuncu ve hakikaten rakibini atarak hem hızıyla hem yetenekleriyle eksiltebilen bir sol kanat hücumcusu. Peki bu pozitif özelliklerine göre oyuncunun temel eksiklikleri neler? Aslına bakarsanız oyuncunun temel eksiklikleri onun kariyerini yukarı değil aşağı çeken özellikler arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. En büyük eksikliği aslında en büyük gücü. Çünkü oyuncu çok yetenekli ve topla etkili olabilen bir oyuncu. Bu en büyük gücüyken özellikle çok fazla topla oynaması onu kendini oynamakla bencillik arasında ince bir çizgiye götürüyor ne yazık ki. Özellikle Avrupa'da sınıf atlayamamasının en temel problemi özellikle kendine oynamayı seven, top çok tutmayı seven kişisel oyun tarzı. Takım oyunundaki yarattığı problemlerden dolayı ne yazık ki Hollanda'da seviye atlama şansı bulamadı. Oyuncunun bir diğer problemi ise arkadaşlar defansif yeteneklerinin çok sınırlı olması. Özellikle hücum oynayan takımlarda topu kaybettiğinde ya da arkasındaki kanat bekleri ön alana çıktığında onların yerlerini doldurmayı sevmeyen, rakibi kovalamayan,
takım savunmasına katkı vermeyen bir oyuncu profili çizmiş olması yine Avrupa'daki kariyerini ne yazık ki olumsuz etkilemiş durumda.